Tanrım, şu kar tanelerinin büyüklüğüne bakar mısın? Hadi dışarı gel Casper, kış havası kendini iyi hissetmeni sağlar. Umarım kötü de hissedersin. Onunla gitsem iyi olacak. Bu kış günü yalnız kalmak istemiyorum. Gerçekten çok soğuk. Dostum, her zamankinden hızlı yanıyor. Nereye uçtuğumu bile göremiyorum. Her tarafım kar ve buzla kaplandı. İmdat, düşüyorum. Ben de. Doğru, hiç böyle kar yağmamıştı. Pes ediyorum. Hadi evimize gidip rahatlayalım. Her şey donup buz tutmadan önce yaşlı sola gidip sıcaklığı biraz yükseltmesini isteyeceğim. Aa, bu çok tuhaf. Güneşe yaklaşmama rağmen hava hala çok soğuk. Mavi olmaya başladım. Aa, merhaba Casper. Tanrım sol, neler oluyor? Neden etrafa sıcaklık vermiyorsun? Üzgünüm Casper ama küçük bir yaramaz uzay gemisiyle gelip ısı jeneratörümü çaldı. Ama bu çok kötü. O kadar üşüdüm ki onları aramaya bile gidemeyeceğim. Ay. Belki seni az da olsa ısıtacak bir şeyler yapabilirim Casper. Şimdi kendimi eskisi gibi iyi hissediyorum işte. Artık dayanamayacağım Casper. Onları bir an önce bulmalısın. Endişelenme Sol. Jeneratörümü geri getireceğim. Hey, işte uzay gemisi orada. Hey, bekleyin. Daha hızlı git dostum, takip ediliyoruz. Beni dinlemelisiniz. Bak, o yaratık peşimizi bırakmamış. Neyse ki evimize vardık. Durun, sizinle konuşmak istiyorum. Kimsin ve ne istiyorsun? Ben dünyalıyım. Güneşten aldığınız ısı jeneratörünü geri almak için geldim. Oh, öyle mi? Üzgünüm ama o jeneratör artık bize ait. Ama o güneşin, size ait değil. Bizi kim durduracak? Sen mi? Al bakalım. O ışın tabancasıyla bana zarar veremez. Silahlarımız ona zarar vermiyor. Gemiyi hemen buz sarayının içine sokalım dostum. Durun, arkadaş olamaz mıyız? Kim bir hayaletle dost olmak ister ki? O jeneratörü geri götürmek zorundayım. Ay, bu saray aynı bir buzdolabı gibi. Isı jeneratörünü getirdik Kral Ku. Güzel, artık biz de gezegenimizi ısıtabiliriz. Durun bir dakika. Size ait olmayan bir şey alamazsınız. Olamaz, yine o uzay hayaleti geldi. O jeneratör yaşlı sola ait, yani güneşe. Git buradan hayalet. O jeneratörü buz sarayında tutmayı düşünüyorum. Onu almadan bir yere gitmeyeceğim. Bu seni donduracak. Buzlusu o kadar çabuk dondu ki hareket edemiyorum. Onu kaldırıp pencereden aşağı atın. Kurtulalım. Emredersiniz kralım. Artık işim bitti hayalet. Tanrım, o kadar çok üşüdüm ki kurtulmak için hayalet güçlerimi bile kullanamıyorum. Vay canına. Sürtünmenin yarattığı ısı buzu eritti. Kral Kuğlu jeneratörü vermeye ikna etmeliyim yoksa dünya donacak. Hadi çocuklar. O ısı jeneratörünü sizden almak zorundayım. Olamaz. Yine o dünyalı hayalet geldi. Evet. Bu kez seni derin dondurucuya attıracağım hayalet. Onu buz mağarasına kilitleyin çocuklar. Belki oradayken onları anlaşmaya ikna edecek bir yol bulabilirim. Bu hiç dostça bir hareket değil çocuklar. Burası buz saraydan daha da soğukmuş. Acaba şuradan nereye gidiliyor? Her tarafım kömür tozuna bulandı. Tanrım, mağaranın duvarları kömürden oluşmuş. Şu taşlar güzel kıvılcım çıkarıyor. Eğer bu mağarada yeterince büyük bir ateş yakabilirsem bütün gezegeni ısıtacak ısı kaynağını sağlamış olurum. Evet, her yer ısınıp kızarmaya başladı bile. Acaba bu ısı buz saraya ulaşmış mıdır? Tanrı'ya şükür kömür tozundan kurtuldum. Hey, hayalet bu sefer de buz mağarasından kaçmayı başarmış. Dur Kral Kuğul, gezegenini ısıtmanın bir yolunu buldum. Sanırım doğru söylüyor. Burası birdenbire ısınmaya başladı. Artık kendi ısınma sisteminiz olduğuna göre jeneratörü güneşe götürebilir miyim? Elbette Casper. İnsanlarım onu senin için geri götürürler. Hoşça kal Kral Kuğul. Sizinle arkadaş olabildiğimiz için çok mutluyum. Hoşça kal Casper. Yardımın için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim Casper. Yine eskisi gibi yükselip etrafı ısıtabilirim. Güneş ışığı bana gerçekten çok iyi geldi doğrusu. Ooh.